Merhabalar, ben Semer, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bitenler videosu çekeceğim. Şöyle kocaman bir gratis poşetine doldurduğum bitenlerim var. Buradan elime ilk gelen ürünle başlıyorum. Şöyle bir ağız bakım suyu var. Bunu biz Watson's indiriminde almıştık. Bu ürün hakkındaki söyleyebileceklerim şunlar. Kesinlikle bilmiyorum ya yapısı bozuktu ya da gerçekten çok kötüydü. Biz bunu sadece hani bir kere baktık. Hani çalkaladık ağzımıza, hiçbir etkisinin olmadığını fark ettiğimiz an bildiğiniz şu kadar şeyi döktük. Yani içerisinde şu şekilde, yani dibinde şu an kalmış görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama bu böyle yeşil sıvı, nasıl diyeyim size, sanki suyun içerisinde yeşil gıda boyası katılmış da bu raflara öyle konulmuş gibi. Yani hiçbir tadı tuzu, hiçbir şey yok. Ağzınıza hiçbir etkisi bırakmıyor. Hani normalde bu tarz şeyler ağzınıza böyle hafif bir nane, ne bileyim, aroma tadı bırakır ki hani o ağzınızın kokusunu biraz yatıştırsın. Ama bunda öyle bir şey kesinlikle yok. Dişinizde hani ne bileyim hiçbir etkisi yok. Ağzınıza hiçbir etkisi yok. Yeşil nane aromalı diyor. Aromayla alakası hiçbir şey. Bildiğiniz suyun içerisinde yeşil gıda boyası katıp sanki raflara koymuşlar gibi. Biz aldığımız zaman çok dikkat ettim. Yani orada kırık değildi. Nasıl oldu bilmiyorum. Kapağını açarken kırıldı. Bu şekilde kırıldı yani. Sonra dedim hani acaba bozulmuş mudur? Bilmiyorum yani bu markayı gerçekten kullanan var mı? Beauty Formulas diye marka. Oral K diye geçiyor. Yani bunu kullanan var mı? Gerçekten varsa aşağıya yorum olarak biz neden sevmedik ya da siz seviyor musunuz? Neden, çok merak ediyorum. Bunu aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Diğer bir ağız çalkalama suyumuz ise gratislerde satılan, gratis indiriminde 7 lira gibi bir fiyata almıştık biz bunu. Böyle yine naneli bir kokusu. Ben böyle naneli kokuları severim. Hani ağızda böyle nane tadı kalmasını seviyorum. Bununla yani böyle ağzımı çalkaladığım zaman gerçekten ağzımı temizlemişim hissi veriyordu. O yüzden bunu çok sevdim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Biz yine Gratis'e bunu almaya gittiğimiz zaman Gratis'teki çalışan bize bunun artık gelmediğini, hani yurt dışından ithal olduğu için bunun artık Türkiye'ye gelmediğini ve artık raflarda olmadığını söyledi. Yani ilk defa denedim. Memnundum. Neden böyle bir şey oldu onu bilmiyorum ama İnşallah tekrar gelir ve tekrar geldiği zaman şans vereceğimiz bir ürün. %5 oranında bir alkol var. Güzel bir üründü. Şans verilebilir bence. Ağız çalkalama sularından bahsediyorsak biraz da diş macunlarından bahsetmeliyiz diye düşünüyorum. Yine o gratis'ten aldığımız zaman böyle bir Splat'ın organik serisindeki bu aloe veralı. Splat'ın genel anlamda bütün ürünlerini çok beğeniyorum. Yani diş macunlarını gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda mesela kullandığımız üründe yine Splat. Böyle dişinizi fırçalarken gerçekten temizlenmiş hissini veriyor yani. Onu hissediyorsunuz. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama o şekilde. Şöyle elime bir pamuk poşeti geldi. Bu pamuk da Garnier'in görmüş olduğumuz pamukla yuvarlak pamuklar oluyor onlardan. Bunu ben Garnier Luminous'ları makyaj temizleme suyunun yanında vermişler. Yani yanında hediyesiydi. Şöyle hatta arkasında ibaresi de var. Gerçekten başarılı, güzel olduğunu düşünüyorum. Pantene'in keratin onarıcı E vitaminli yağı. Ben bu yağlar hakkında çok fazla konuşuyorum. Çok fazla söylüyorum. İşte dediğim gibi çok fazla kullanıyorum. Özellikle mesela bu şekilde kuru saçlarımın uçlarına. Çünkü bazen böyle çok kuruyor. İnanılmaz kuruduğunu düşündüğüm zaman bu ürünleri uyguluyorum. Yani bence gayet güzel ve başarılı bir ürün ama bunun bunun argan yağlı olanı vardı ve gerçekten o daha başarılı. Yani bu başarılı ama o daha da başarılı. Hani alacaksanız eğer o argan yağlı olanı alırsanız daha kullanışlı ve daha güzel olabilir. Hatta o argan yağlı olanın tırnaklara bile faydası var. Yani tırnaklarınızı çok güzel uzatıyor. Ben bununla öyle pek bir etkisini göremedim açıkçası. Ama yine de yani saçlarınızı yumuşatıyor mu? Yumuşatıyor. Yani bitirdiğimiz ürün ise bu görmüş olduğunuz siyah nokta bantları. Bu siyah nokta bantlarını ben Bim'den alıyorum. Hani başka bir yerden alma gibi bir tercihim olmadı açıkçası. Her zaman ilk baştan beri Bim'den alıyorum ve sürekli onu kullanıyorum. Farklı markalarınkini de kullandım. İşte ne bileyim Nivea'nın, Watson's'ın falan filan ama
Gerçekten hani etkisini gördüğüm tek ürün bu oldu diyebilirim. Atomon Body isimli bu görmüş olduğunuz kil maskesi. Yine bitirmişiz görmüş olduğunuz gibi. Bundan birkaç bitenler videosu öncesinde yine paylaşmıştım. İkincisine başladık diye. Bu ikincisini bitirdik. Tekrar alır mıyız bilmiyorum. Çünkü normal şu an Aktar'dan bir yeşil kil aldık. Onu uyguluyoruz. Şu an tekrar bunu alır mıyız? Hani kullanır mıyız? Gerçekten bilmiyorum. Hani dediğim gibi bu elimizdeki kil bittikten sonra belki alırız. Şöyle Bali'nin makyaj temizlemek için kullandığım şampuanı. Ben bebek şampuanlarını makyajımı temizlemek için kullanıyorum ve gerçekten ilk böyle hani makyajınızı çıkartırken kesinlikle kirpiklerinizi dökmeden yumuşatan, işte dudaklarınızdaki rujları falan gayet güzel temizleyen bir ürün. Tabii ki sonrasında normal bir temizleyici de temizliyorum ama ilk önce bunu temizliyorum. Makyaj temizlemek için bir ürün yoksa ya o gün makyajımı çıkartacaksam mesela misafirliğe falan gidiyoruz bazen. Onlarda diyorum hani bebek şampuanınız var mı? Bazen olmuyor yani. Diyorum bebek şampuanınız varsa o bile benim için yeterli ki oluyor çocuklar olduğu için. O yüzden direkt bununla çıkartıyorum. Hani öyle bir şeyde zorda darda kaldığınız zaman bence yapabilirsiniz. Çok etkisi oluyor. Biraz cildinizi kurutabiliyor ama onu da tabii ki nemlendiricilerle falan destekleyebiliyorsunuz. Sonrasında bu USB'nin görmüş olduğunuz Hindistan cevizi yağı. Ben Hindistan cevizini gerçekten çok seviyorum hani yağını. Bir de şöyle bir şey var. Benim eşimin teyzesinin kızı buna alıyor. Yani bu markadan değil ama farklı bir markanınkini alıyor. Bu Hindistan cevizi yağları biliyorsunuz ki katı formda. Yani hani katı formda olduğu onun gerçekten doğal ve Hindistan cevizi yağı olduğu ifadesine gelir. Yani sıvı haldeyse onu kesinlikle almayın. Ama şöyle bir şey var. Yazın alıyorsanız tabii ki de sıvı olacak. Yani o sıcakta eriyecek. Ama katılaşması gerekiyor. Dolaba koyduğunuz zaman katılaşması gerekiyor. Ya da dışarıda durduğu zaman kışın katılaşması gerekiyor. Yazında sıvı halde olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin Hindistan cevizi yağı alırken. Hani katı formdaysa o bozuk değildir. Aksine odur Hindistan cevizi yağı. Atmayın yani. Yani şöyle bir kutuyu atmışlar. İçim acıdı. Gerçekten içim acıdı. Atılır mı dedim. Siz bana geçirseydiniz onu. Niye atıyorsunuz? Aynen bir yatak dibini gördüm. Şöyle kapağımı pam kırılan. Bu kutusunu atmaya kıyamadım. İlk kırışıklık karşıtı kremi. Ben bunu çok severek kullandım. Gerçekten cildinizi çok güzel nemlendiriyor ve çok güzel bir bakım yapıyor. Ama şöyle bir şey, Biota'nın ürünlerini bulamıyorum. Gratis'te o kadar baktım, ettim, bulamadım. Gratis'ten çekildi mi? Hani haberiniz var mı? Çünkü ben bunu tekrar almayı düşünüyorum. Bu olmasa bile bunun farklı bir versiyonunu almayı düşünüyorum. Başarılı bir ürün gerçekten. İnternet sitelerine falan baktım ama internet satışları yok. Gratislerde de yok. Yani bu markayı biz nereden bulacağız? Bana aşağıya yazın. Biliyorsanız. Bunun gibi L'Oreal'in Botanical serisindeki Fresh Care isimli bu pürüzsüzleştirici maskesi. Ben bu tarz maskeleri çok seviyorum kullanmayı. Özellikle saçları beslediğini ve gerçekten etkisinin olduğunu düşünüyorum. Saç kreminden ziyade daha başarılı buluyorum ben hani bunları, maskeleri. Bunun içerisinde ketenlik, soya ve Hindistan cevizi yağlarıyla zenginleştiren formülü saçı yoğun bakım yaparak pürüzsüzleştirir. Elektriklenmenin önlenmesine yardımcı olur. Taze çiçek kokusu içerir demiş. Hani gerçekten çiçek gibi kokuyor. Hani hoş kokuyor ama öyle çok yoğun bir kokusu yok. Kesinlikle silikon, paraben ve renklendirici içermiyormuş. Onun da altına ibaresini basmışlar. Botanical'ın yine aynı şekilde şampuanı var. O serinin şampuanı. Bundan saç bakım rutinimde bahsetmiştim. Evet, hatırlıyorum. Orada bahsetmiştim. Denize girip çıktığım zaman saçlarımda inanılmaz bir pürüzsüzlük vardı. Hani kesinlikle katılaşmadı, sertleşmedi falan demiştim. Gerçekten çok güzel etkisi var. Saçlarınızı pürüzsüzleştiriyor, dümdüz yapıyor. Yani şu anki hali ondan değil tabii ki. Ama yani bunda da aynı şekilde silikon falan içermiyormuş, paraben içermiyormuş ama dediğim gibi hani çok fazla sevdiğim bir seri oldu mu dersek evet yani. Ama alır mıyım? Almam. Çünkü dediğim gibi Elsev serisini daha çok beğeniyorum. L'Oreal'in. Evet, şimdi yine Biota markasının maskesi var. Nem maskesi. Yani artık böyle çok az kalmış içerisinde ama ben süresinin geçtiğini düşündüğüm için atıyorum.
Haftada bir ya da iki kere uyguluyordum ben bu maskeyi. Gerçekten cildimi güzel nemlendirdiğini düşünüyorum. Hani böyle cildinizde bazen neme ihtiyaç duyarsınız. Bu tarz maskeler gerçekten çok etkili oluyor. Bundan bakabilirsiniz diyeceğim ama gerçekten internet satışları daha yok. Nereden bakacağınızı ben de bilmiyorum. Şimdi yine bir pamuk poşeti. Apex markası binlerce satılıyor. 70 tane çıkıyor içerisinde. 2 ya da 3 lira gibi bir fiyatı var. Öyle çok pahalı bir şey değil. Dediğim gibi ben çok başarılı ve güzel buluyorum bu pamukları ve sürekli bundan alıyorum. Her gittiğim zaman mutlaka alışveriş sepetinin içerisine 2 tane atıyorum. Bana bayağı da gidiyor. 70 tane varmış içerisinde. King Girls markasının bu görmüş olduğunuz maskesi. Bu maske hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Herkes bu maskeyi övüyor, güzel, hoş diyorlar. Çok beğeniyorlar. Okey. İçerisinden 3-4 kullanımda çıkıyor. Gayet hoş. Ama ben bunu bir kere kullandım ve bende sivilce yaptı. Bu serisi. Yani mor olan bende sivilce yaptı. Henüz diğerlerini kullanmadım. Bende sarısı ve beyazı da var. Dış olarak. Onları da kullanayım. Eğer onlar da sivilce yaparsa diğer bitenler videomda ondan da bahsederim. Ben hassas bir cilde sahibim. Bir de hani karma bir cilde sahibim. Öyle düşünün. Sizin de öyle bir cildiniz varsa yani bunu gerçekten çok sevenleri var. Gerçekten çok bayılanları var. Öyle diyeyim. Bende sadece etkisi bu şekilde. Yani bu Aqua Sensation. Ya Allah aşkına ne biçim isimler koyuyorsunuz? Canlandırıcı temizleme jeli var. Normal ve pembe ciltler için. Şimdi şöyle söyleyebilirim ki bunun içerisinde böyle minik minik tanecikler var. Böyle cildinize hem sanki peeling yapıyormuşsunuz hem de cildinizi temizliyormuşsunuz hissi veriyordu. Güzeldi, başarılıydı. Tekrar alır mıyım? Alırım. Ama indirim zamanı alırım. Biota'nın bu görmüş olduğunuz makyaj temizleme, göz makyajı temizleme suyu. Çift bazlı bir üründü. Gayet başarılıydı. Hatta çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kirpiklerinizde dökme vesaire hiçbir şey olmuyor. Böyle bütün makyajı çok güzel temizliyor. Bir diğer ürün ise bir makyaj malzemesi. Essence'ın bu transparan pudrası. Benimki yere düşüp kırıldığı için ben bunu presledim ve gerçekten görmüş olduğunuz gibi taşlaştı. Hiçbir şekilde ürün gelmiyor. Tekrar alacağım. Bunu %100 alacağım yani. Dudak kalemi bitirdim. O da Golden Rose'un bu kaç numarasıymış? 53 numarası. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Asansörlü bir kalemde. Böyle nasıl diyeyim size? Vişne ama değil gibi. Artık sadece elime sürebiliyorum. Çok güzel rengi vardı. Yani ben sadece bunu ruj olarak bile kullanıyordum. Gerçekten güzel bir kalemde. Not markasının 01 numaralı göz kalemiydi. Siyah. Bitirdim. Tekrar alır mıyım? Alırım. İndirimde falan denk gelirsem siyah kalemini seviyorum. Sürekli kullandığım ürün olduğu için tekrar alırım bu üründen de. Bir diğeri de Golden Rose'un bu iki tane ojesi. Biri 13 numara, biri 16 numara. İkisinin de rengine bayılıyorum. Efsane güzel renkleri var. Böyle söyleyebilirim ki bu seri sanırım yok. Ya da ambalajı değişti. Tam olarak bilmiyorum. Bunları bulsaydım alacaktım ama bulamadım. Benim bir tanelerim bu şekildeydi. Yani hepsi görmüş olduğunuz gibiydi. Çok fazla bir ürün bitirmedim açıkçası. Bitirdiğim ürünler yaklaşık bir 2 ay, 3 aylık bir ürünler. Belki de daha fazla. Tam olarak emin değilim şu an. Bir sonraki bitenler videomda görüşürüz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum ama kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.